Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere AMD Radeon'un video kaydı uygulaması olan ReLive'ın neden çalışmadığına bakacağız. Konuyu araştırdım. Çok fazla deneme yaptım. İzlediğim videolardan, yabancı forumlardan edindiğim bilgilerin hepsini tek tek denedim. Fakat yine çok basit bir çözümü varmış ve uzun zamandır uğraşıyorum. Yani ekran kartı driver'ımı defalarca kaldırdım, yükledim. Yani bir tek Windows'a format atmadım. Yani Windows'u yeniden kurmadım. Bir tek onu denemedim. Aslında gerek de yokmuş ve sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili aslında tam bir bilgim yok. Çünkü bilgisayara kurduğunuz uygulamaların çoğu adminle başlaması lazım. Yani administratörle başlaması lazım. Ama Radeon uygulaması adminle başlamadığı için video kaydı almıyor. Ben bu video kaydını da size rehber olması için OBS ile alıyorum. Göstereceğim sorunun neden kaynaklandığını. İlk önce soruna bir bakalım. Hemen sağ altta çalışan Radeon yazılımına çift tıklayalım. Ve burada video kaydı al seçeneği var. Bir video kaydet. Kısa yolu da var. Onu da deneyeceğiz. Şimdi bir video kaydede tıklıyorum. Bakın tepkisiz. Normalde burada bildiri gelip İşte video kaydı başladı ya da kayıt ediliyor yazıp işte sürenin ilerlemesi lazım. Tıklıyorum tekrar. Kısa yolu da deniyorum. Bakın yani arkada bir işlem varmış gibi görünüyor. Yani mouse'da öyle bir tepkisel bir hareket var. Ama hiçbir şekilde kayıt yapmıyor. Şimdi bunun çözümü şu şekilde. Yani sürekli video kaydı almadığım için de aslında detayına girmek istemiyorum ama size ufak bir yöntemde söyleyebilirim otomatik bir yazılımın adminine başlaması için. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi görev yöneticisini açıyoruz. İşlemlerden Radeon'la başlayan yani ek servisleri olan hepsini kapatıyoruz. Şimdi burada tekrar bulayım. Şunu da kapatayım. Radeon'la ilgili host servis geliyor. Hemen hızlıca diğerini de kapatırsanız gelmeyecektir. Bir daha bakalım, kontrol edelim. Tamam. Şu anda Radeon'la ilgili hiçbir hizmet çalışmıyor. Şöyle bir şey yapıyoruz. Başlata Radeon yazıp AMD Radeon Software'i sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Uygulamamız geldi. Şimdi deneme yapıyoruz. Bir video kaydet dedim. Bakın hemen kayıt başladı. Kısa yolu deniyorum. Ctrl ile Shift E'ye bastım. Kaydı durdurdu. Tekrar kısa yola bastım. Bakın kaydı başlattı ve kaydı durdurdum. Bunu nasıl otomatik hale getirebiliriz? Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Dosya konumunu aç dedim. Bakın burada Windows'un başlangıcında çalışması için kısa yol atılmış sistem. Şöyle bir şey yapabiliriz. Uyumluluk tarafında bu programı yönetici olarak çalıştır. Bunu tıklarız ve Windows'umuz her başladığında bu yazılım bizim az önce elle yaptığımız ayarı, manuel yaptığımız ayarı, yani sağ tıkla yönetici olarak çalıştırı. Bu artık Windows her başladığında yönetici olarak çalıştırır. Aslında zaten yönetici olarak çalıştırması lazımdı. Ama çalıştırmıyor ve kayıt aldırmıyor. Hemen aldığımız kayda da bir bakalım. Şurada kısa yolum vardı. Evet, bakın. Mesela en son aldığım kayıt hangisi? Şu. Kısa aldık zaten. Evet, Kısa yola bakın. bastım. Böylelikle bu sorunu da bu şekilde aşmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.